Jewish World Watch adlı insan hakları örgütü Uygur Türklerinin Çin ve Doğu Türkistan'da zorla çalıştırılmasıyla bağlantılı şirket ve markaların veri tabanını çevrimiçi olarak yayınladı. Veri tabanında şirket veya markaların üretimde veya tedarik zincirinde zorla çalıştırmayla ne tür bağlantıları olduğu açıklanıyor. Küresel şirketlerin zorla çalıştırmaya nasıl suç ortağı olduğunu detaylandıran veri tabanı 600'den fazla ulusal ve uluslararası şirketi ve bunların Uygurları zorla çalıştırmayla veya Doğu Türkistan'da uygulanan soykırımla ilgili bağlantılarını gün ışığına çıkartıyor. Çinli elektrikli otomobil üreticisi NIO, araçlarından birinin Şangay'daki merkezinin 3. katından düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. NIO, Şangay'da büyük bir fabrikası bulunan Elon Musk'a ait Tesla şirketiyle büyük bir rekabet halinde. Çin'in Canberra Büyükelçisi Avustralya'nın Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin ülkede 5G ağ altyapısı kurmasını yasak getiren kararını ilişkileri bozan ilk kurşun olarak nitelendirdi. Büyükelçi Sydney Teknoloji Üniversitesi'nde Özgür Tibet ve Hong Kong bağımsızlığı pankartları taşıyan göstericiler tarafından kesintiye uğrayan konuşmasında Avustralya-Çin ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve kapsamlı işbirliğinin genişletilmesine ilişkin deklarasyonu imzaladı. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, resmi ziyarette Taşkent'e gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için Göksaray Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi kutlama töreni düzenlendi. Çin'in kuzeyindeki liman kenti Qingdao'da düzenlenen 3. Çok Uluslu Şirketler Zirvesi'nde salgın tedbirlerinin üretimde ve tedarik zincirlerinde yol açtığı aksaklıkların etkileri tartışıldı. Çin iş dünyası temsilcileri COVID-19 salgını, ABD ile rekabet ve dünya ekonomisindeki diğer olumsuz etkiler nedeniyle küreselleşmede düşüş veya yavaşlama eğiliminin gözlendiği tedarik zincirlerindeki aksaklıklara ve kopuşlara karşı ikame edici yerel alternatiflere yönelmek gerekebilecek işaret etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği'nin Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü vermesi kararının Rusya için tehdit ve risk oluşturmadığını belirterek AB'nin davranışlarını ve attığı adımları takip edeceğiz dedi. Uluslararası Türk Akademisi'nin 5. Bilim Konseyi Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da toplandı. Uluslararası Türk Akademisi'ne üye ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ortak Türk tarihi, ortak Türk edebiyatı ve ortak Türk coğrafyası gibi ders kitaplarının ülkelerin ortaokul müfredatına dahil edilmesine ilişkin protokol imzaladı.